Evet arkadaşlarım, dik üçgenden bahsedeceğiz. Dik üçgende 90'ın karşısına hipotenüs, diğer kenarları ise dik kenar isimleri veriliyordu. Burada temel bir bağıntımız vardı ki dik üçgen konusunda en çok kullandığımız bağıntı, Pisagor bağıntısı dediğimiz bir bağıntıydı. Şuraya A, şuraya B, şuraya C diyelim. Hatırlarsanız hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntı bu konu içerisinde çok kullanacağımız bir bağıntıdır. Tabii ki bu bağıntıyı bazen yapmak zor olabilir. O yüzden özel bazı dik üçgenleri ezbere vermek istiyoruz. Bunlardan ilki 3, 4, 5 dediğimiz üçün katının 3'ün, 4'ün ve 5'in katları. Tabii bu 3, 4, 5, 3K, 4K, 5K derken şunları kastediyoruz. Dik kenarlarımız 3, 4 ise hipotenüsümüz 5 ya da bunların katları 6, 8, 10 veya 3 katı 9, 12, 15 gibi. Buradan yola çıkarak arkadaşlarım birkaç tane daha vereyim. 5, 12, 13. Yine 7, 24, 25. Ve 8, 15, 17. Bunlar birkaç tane özel bilmeniz gereken dik üçgenimizdir. Evet arkadaşlar, dik üçgenin diğer önemli bir bağıntısı ise Öklit bağıntılarıdır. Öklit bağıntısı diyebilmeniz için öncelikle dikten bir dik inmesi gerekir. Ki dikkat ederseniz şeklimizde 90 dereceden aşağıya doğru bir yükseklik inmiştik. Dikkatinizi çeksin. Bu durumda ancak Öklit bağıntıları söylenebilir ki Öklit'in temel bağıntıları arkadaşlar şöyle başlar. İnilen yüksekliğin karesi yani h kare tabanda ayrılan parçalar çarpımına eşittir. H kare p çarpı k'dır. Peki başka ne söylenebilir? Dikkat edin, dik kenarlarımız vardı bizim yan tarafta C ve B olmak üzere. Dik kenarın birinin karesi eşittir. Tabanda kendine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Yani P çarpı A. Aynı şekilde diğer dik kenarımızın karesi kendine yakın parça K çarpı tamamı şeklinde Öklit bağıntıları söylenebilir. Evet arkadaşlarım yine dik üçgende özel dik üçgenler dediğimiz dik üçgenlerimiz var. Nedir bunlar? Birincisi 30-60-90 üçgeni dediğimiz özel bir üçgen. Burada önemli şeyler var. Kenarlarla ilgili önemli bağıntılar var. Dikkat edin. 90'ın karşısına biz eğer ki 2A dersek, 2A dememizde de bir amacımız var. 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısına eşittir. Oraya 2A derseniz burası A olur ki işlemlerimiz daha kolay görünüyor. 60 derecenin karşısı ise 30'un karşısındakinin kök 3 katıdır sevgili arkadaşlar. Hemen yan tarafta 15-75-90 üçgeni görmektesiniz. Bu üçgenin özelliği ise 90'dan inilen yüksekliğiniz, dikkat edin şu h diyorduk bunu hatırlarsanız, tabanın dörtte biridir. Yani yüksekliğinizi h dediğiniz zaman tabanınız 4h'tır. Nerede? 15-75-90 üçgeninde. Ve hemen altta ikizkenar dik üçgen dediğimiz 45-45-90 üçgenini görmektesiniz. Bunda ise olayımız şu. Şunlar ikizkenar olduğu için herhangi ikisini de eşit almak zorundayım. İkisine de A diyelim. 90'ın karşısı dik kenarlardan herhangi birinin kök 2 katıdır arkadaşlarım. Yani A kök 2'dir. Dikkat ederseniz bunlar yine bilmeniz gereken önemli dik üçgenlerdir.